Vekili arkadaşlarım, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporu içindeki Sağlık Bakanlığı bütçesi hakkında söz almış bulunuyorum. Vatandaşın alın terinden toplanan her kuruşun hesabını veren ve o paralara göz dikmeyen milletvekillerini ve herkesi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, vatandaşlarımızın sağlık hakkı anayasamız ile güvence altına alınmıştır. Bunu defalarca buradan söyledim. Yurttaşlarımızın sağlığını korumak, koruyamadığı durumda ise onları tedavi etmek anayasal bir görevdir. Kimin görevidir? Devletin görevidir. Devlet adına bu görevi Sayın Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı ile birlikte yapar. Bu görev ona anayasa tarafından verilmiştir. Ama anayasa Sayın Bakan size git vatandaştan katkı payı al dememiştir ve demeyecektir. Sizin bütçe rakamlarını incelediğimizde hazırladığınız bütçeyle sağlığımızı korumakla ilgili herhangi bir işlem yapmadığınızı görüyorum. Bakın, Sağlık Bakanlığı'nın 2014 bütçesi 18 milyar civarında. 18 milyar 647 milyon 271 bin lira. 18 milyar. Peki Başbakan ne diyor? Efendim diyor, biz sağlığa yaklaşık 76 milyar para ayırdık. Hoppala, nereden çıktı bu 76 milyar? Hani senin Sağlık Bakanlığı bütçen 18 milyardı. 18 milyar nere? 76 milyar nere? Yine AKP bilerek yanlış ve abartılı rakamlar kullanarak halkı yanıltıyor. Nereden geldi bu 76 milyar? Efendim SGK'nın da harcayacağı paraları biz sağlık bütçesine koyduk. E be kardeşim, SGK'dan biriken paralar kimin parası? Herkesin ödediği vergilerle milli eğitime, milli savunmaya bütçe ayırıyorsun. Sağlığa da ayırıyorsun. Ayrıca biz vatandaşlar olarak size sağlık primi ödüyoruz. O primleri biriktiriyorsunuz. SGK'nın geri ödemesini bize, efendim ben 76 milyar para ayırıyorum diye yutturmaya kalkıyorsunuz. Bu gerçekten ayıptır ve hiçbir şekilde kabul edilemez. Peki 18 milyar üzerinden gidelim. 18 milyar lirayı nasıl ayırdınız Sayın Bakan? Hani bizim sağlığımızı koruyacaktınız ya, hani vatandaşlarımız hasta olmasın diye uğraşacaktınız ya, bakın nasıl harcamışsınız. %60,5'unu personel giderlerine harcamışsınız. %30'unu mal ve hizmet giderlerine, sadece %9'unu yatırıma. Yani anayasamızın sağlığın korunması için size verdiği görevi siz olduğu gibi SGK'ya devretmişsiniz. Yani SGK diyor ki ben kimin tedavi olacağına, kimin hangi şekilde tedavi edileceğine ve kimi tedavi edip kimi tedavi etmeyeceğine karar veririm Sağlık Bakanı. Sen de ancak beni izlersin demiş. Bu da gerçekten bir hekim olarak beni utandırıyor. SGK diyor ki kapalı ameliyatları ödemem kardeşim. Ağrısız doğumu ödemem. Bazı kaliteli malzemelerin parasını ödemem. Bazı ilaçları hiç ödemem. Ne yapacak? Vatandaş cepten ödeyecek. Birazdan size vatandaşın cebinden ne kadar para çıktığını da rakamlarla söyleyeceğim. Hepsinden önemlisi SGK diyor ki değerli arkadaşlarım, fark ve katkı payı ödemezseniz hiç kimseye sağlık hizmeti vermem. Hadi buyurun, Sağlık Bakanı olarak verdirebiliyorsanız verdirin görelim. Siz iktidara geldiğinizde nüfus cüzdanı ile herkes sağlık hizmeti alacak derken, şimdi para cüzdanın yoksa sağlık hizmeti alamazsın noktasına getirdiniz sağlığımızı. Maalesef halk bunu biraz geç anladı ama çok yakında bunun hesabını soracak. Değerli arkadaşlarım, bakın ben rakam üretmeyeceğim. Sağlık Bakanı'nın kendisinin ürettiği rakamlardan yola çıkarak bazı şeyler söyleyeceğim. Diyor ki Sağlık Bakanı kendi bütçe sunumunda, toplam sağlık primlerinin sağlık giderlerinin karşılama oranı %85. Yani ne demek? Vatandaştan topladığın paralarla sen sağlık hizmeti veriyorsun ve verdiğin para, hizmetin %85'ini vatandaş prim olarak zaten sana ödüyor. E bunun üzerine sen katkı payı alıyorsun, katılım payı alıyorsun, yani kâra geçiyorsun. Ve utanmadan bu ülkede dolar milyarderi de, asgari ücretlisi de, işsizi de, herkes ama herkes fark ücreti ödemek zorunda kalıyor. İşte bu yüzden bu bütçe adil değildir değerli arkadaşlarım. İşte bu yüzden bu bütçe ahlaklı bir bütçe değildir. İşte bu yüzden bu bütçe ayrışmalara zemin hazırlayan, soygun düzenini getiren bir bütçe olmuştur.
Bakın rakamlara devam ediyorum. Ne kadar mahcup olacaksınız bilmem. Ama rakamlar çok net konuşuyor. Diyor ki sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılasındaki payı 2001'de %5.2, 2002'de 5.4, 2012'de 5.4. Hani artmıştı sağlık harcamaları? Rakam olarak artmış olabilir ama gayri safi milli hasıla, yani hepimizin alın teriyle oluşturduğu hasıladaki oranı aynı. Siz halkı yanıltıyorsunuz. 2001'deki 5.2, şimdiki 5.4. Hani artış vardı? Hiçbir şekilde bir artış söz konusu değildir. Merak edenler için söyleyeyim. OECD ortalaması da 9.2. Yani neredeyse sizin bütçenizin iki katı. Şimdi bir önemli bir rakam daha söyleyeceğim. Yine Sağlık Bakanı'nın kendi hazırladığı cep kitapçığından aldım. Bunu da vatandaşlarımızın dikkatle dinlemesini rica ediyorum. Kişi başına cepten harcama. Cebimizden sağlığa ne kadar para harcıyoruz? 2002'de 56 lira, 2012'de 157 lira. 3 katı kadar bir artış var. Bunu Sağlık Bakanı'nın kendisi yayınlıyor. Peki bu 176'yı 76 milyonla çarptığınız zaman ne kadar ediyor biliyor musunuz arkadaşlarım? 12 katrilyon lira para ediyor. Yani 12 katrilyon lira parayı siz vatandaşın cebinden her yıl çıkarıp alıyorsunuz. Ha diyebilirsiniz ki enflasyon vardı, şu vardı, bu vardı. Buyurun dolar hesabı yapalım. Dolar hesabıyla 2002'de cepten harcama 37 dolar, 2012'de 87 dolar. Yani 2.3 kat dolar bazında da vatandaşın cebinden kendi sağlığına harcadığı parayı arttırmışsınız. Yani vatandaşın parasından, cebinden parasını uçuruyorsunuz, sağlık hizmeti olarak geri veriyorsunuz, sonra diyorsunuz ki vatandaşım beni alkışla, ben sana sağlık hizmeti verdim. Yok böyle bir şey Sayın Bakan. Siz vatandaşın cebinden aldığınız paralarla bu hizmeti yapıyorsunuz. Bunu da vatandaşın bilmeye hakkı var ve bu 12 katrilyon lirayı ne yaptığınızı burada çıkıp söylemek zorundasınız. Buraya kadar anlattıklarım şanslı kesimi ilgilendiriyordu değerli arkadaşlarım. Yani sağlık sigortası olanları ilgilendiriyordu. Beterin beteri var mı? Var. İşte buyurun sağlık sigortası olmayanlar. Milyonlarca insanın sağlık sigortası yok. Niye yok? Ya gelir testini geçemedi, o komik rakamlarınız var ya, asgari ücretin 1/3'ü, ya onu geçemedi veya gelir testi yaptıramadı. O yüzden bu insanlar sağlık hizmeti alamıyorlar. Şimdi siz seçimler yaklaştı, milyonlar sağlık hizmeti alamıyor gördünüz, ne yaptınız? Af çıkarıyorsunuz. Yakıştı mı Sayın Bakan? Yakıştı mı? Yani bunca zaman insanlar ben buradan bağırdım ölüyorlar. İnanmadınız. Şimdi inandınız ama ne zaman? Seçim zamanı inandınız. Seçime gelirken bu insanlara af çıkarıyorsunuz. Üniversitelerin durumu nasıl? Üniversitelerin durumu, yani artık anlatmaya dilim varmıyor. Hani siz hoca farkı kaldırıyordunuz? Hani siz bıçak parasını kaldırıyordunuz Sayın Bakan? Yeni getirdiğiniz yasayla yeniden hoca farkı getiriyorsunuz. Eskiden iyi kötü, ahbap çavuş ilişkisiyle, efendim sosyal adaletle, her ne olursa olsun beni hekim arkadaşlarım çok iyi anlıyorlar, İnsanlar hocalara ulaşabiliyorlardı. Şimdi sizin sayenizde hocalara sadece ve de sadece parası olanlar ulaşıyor. Ya hastanede ulaşıyorlar ya özel hastanede ulaşıyorlar. Bu yaptığınızı kesinlikle halkımız asla ve de asla affetmeyecektir. Tam gün ne oldu Sayın Bakan? Hani sizin tam gününüz? Hani tam gün yapacaktınız? Tam günü tam fiyaskoya çevirdiniz. Ne demek hekimlerin yarısı çalışabilir, dışarıda yarısı çalışamaz? Üstelik de hocalara diyorsunuz ki git dışarı çalış, kazandığının yarısını getir bana, ancak o zaman seninle anlaşırım. Neresinden baksam taşeronlardan söz etmeden geçemem. 2002'de taşeron 10 binler civarında, 2013'te 150 bin civarında. Ve bu taşeronlar şükrediyorlar. Taşeronuz Allah'a şükür yiyecek ekmek buluyoruz diye, ama siz onların emeğini sömürüyorsunuz ve onlar size intizar etmeye devam edecekler Sayın Bakan. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.